Değerli diyabetimben.com takipçileri, uzun zaman oldu. Diyabet TV'yi herhangi bir şekilde bir video çekip yayınlama konusuyla alakalı. Açıkçası Eşref'i çok sıkıştırsam da Eşref maalesef video çekmeye çok sıcak bakmıyor. Buradan Eşref'e de bir atıfta bulunmuş oldum böylece. Hatice Hanım'ın da dediği gibi evde yine tek başımayım ve video çekiyorum. Öyle söyleyeyim size. Uzun zaman olduğu için biraz motivasyon arttırıcı bir konuşma yapmak istedim. Sizlerle sohbet etmek istedim açıkçası. Gerçekten de çok yoğun bir dönemdeyim. Biliyorsunuz bir iş değişikliği yaptım ve Haziran ayından bu yana gerçekten de nefes almadan çalışıyorum. Ve bu tempoda tip 1 diyabetime ne kadar önem veriyorum derseniz, Haziran ayı öncesinde çok 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 başarılıyken artık eskisi kadar dikkat edemiyorum maalesef. Çünkü yoğunluğum had safhada. Bu sebeple de diyabetim, tip 1 diyabetim istediğim gibi maalesef gitmiyor. Bunu şöyle lütfen anlamayın. Kan şekerleri havalarda uçuşuyor, yerlere düşüyor gibi düşünmeyin kesinlikle ama istediğim verimde gidememesinin sebebi şu. Sabah çok iyi gidiyor. Sabah hemen şirkete gittiğimde eğer simit beni cezbetmiyorsa ki simit girdiği zaman mahvoluyorum onu çok net söyleyeyim size. İki dilim tahıllı ekmek ve arasına domates, salatalık, beyaz peynir gibi bir şeyle sabah çok keyifli geçebiliyor. Ama bazen hani rutinden çıkıp sokak simidi yemek gibi bir isteği doğunca da o gün gerçekten mahvoluyor. Çünkü ne zaman ki bir bütün simiti tüketsem kan şekerim gerçekten de o gün çok dalgalı gidiyor maalesef ama şunu test ettim. 4'te 3 simidi yiyip yine karbonhidratı sayarak insülin yaptığımda şahane gidiyor. Söyleyeyim bunu size. Sabahla öğle yemekleri arasında maalesef bir ara öğün uzun zamandır uygulamıyorum. Buna maalesef diyorum çünkü bu dönemde ara ara öğle yemeklerim saat 1'i 1.30'u bir buluyor. Bazen hiç öğle yemeği yemediğim zamanlar da oluyor. Ama lütfen benim gibi yapmayın. Çünkü öğle yemeği yemediğim zaman özellikle akşamları eve geldiğimde gerçekten kurt gibi acıkıyorum. Yani öğün atlamak, insülin yapmadım, öğün atladım, şahane kan şekeri düzgün gidiyor dediğimizde aslında bu tam da istediğimiz gibi güzel bir durum değil. Çünkü maalesef akşamları kurt gibi acıkarak eve geliyorum ve yani önüme ne gelirse öyle söyleyeyim size kısaca. Her ne kadar öğle yemeği yemesem de şirketteki arkadaşlarımızdan rica ediyorum hani masadan kalkamayacak durumda özellikle olduğum zamanlarda kepek ekmekli beyaz peynirli bir tost yapıp getirir misiniz diyorum. Bir bardak yanında ikram ediyorlar bana ve o gerçekten de hani çok istemesek bile nispeten bir ana öğün yerine geçebiliyor. Ama bu süreklilik arz ederse tabii ki elbette ki bir sıkıntı. Öğle yemeğiyle akşam arasında ara öğün nispeten alıyorum onu söyleyeyim. Ara öğün bir sefer ara öğün alıyorum. Normalde ben iki kez ara öğün alırdım ama maalesef bir sefere düştü. Abur cuburlar artmaya başladı. Maalesef bunu bütün samimiyetimle söyleyeceğim size. Abur cuburlar artmaya başladığı için bir önceki şirketim Bilkom'da çalışırken günde galiba 32-33 ünite toplamda insülin pompamdan insülin giderken şu anda maalesef 40-45 üniteleri görüyorum. Ama bu video bu vesileyle hani yarından sonrası için bir sizlere verdiğim bir sözüm olsun. Yarından sonra ben biraz daha dikkat ediyor olacağım. Akşam eğer öğle yemeği yemediysem akşam dediğim gibi kurt gibi sofraya oturuyorum. Ne bulursam yiyorum ve doymuyorum. Her şeyi yiyebilecek duruma geliyorum maalesef. Akşam yemeğinden sonra ise uzun zamandır meyveyi hayatımızdan çıkartmıştık. Uzun zaman dediğimde bu arada öyle 3-4 hafta diyeyim, maksimum 1 aylık bir zaman içerisinde. Maalesef meyve çok hayatımızda yoktu. Eve alıyorduk, çürüyüp gidiyordu maalesef. Öyle olunca da açıkçası ben bunu kompanse etmeye başladım. Artık akşam gerçekten de meyve tüketmeye geri döndük. Evde bu arada meyve anlamında ne alıyoruz derseniz ki özellikle akşamları ya mandalina tüketiyoruz, ya elma tüketiyoruz ya da Eşref armutu çok seviyor. Eşref armut yiyor. Ben normalde glisemik indeksi yüksek olsa bile
Narı bazen tercih ediyorum açıkçası. Nar gerçekten hani benim sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Narı güzelce ayıklıyorum. Bu babamdan aldığım bir ne diyeyim, öğreti diyeyim. Babam eskiden bir ufak tabak içerisinde narı güzelce ayıklar ve bize ikram ederdi. Bu benim çocukluğumdan kalma bir şey olduğu için evde narı ben bölüyorum. Ben tanelerini ayıklıyorum ve eşefe ben yediriyorum. Yani düşünün artık hani eşef o kadar rahat yaşıyor hayatını diye. Buradan yine bir atıfta bulunalım kendisine. Başka ne söyleyebilirim size? Bir ara çikolataya dadandık yine maalesef. Özellikle akşamları tüketmek, bol bol tüketmek gibi. İnsülin dozları tabii ki artması da kaçınılmaz oldu. Ama bugün mesela daha düzenli bir gündü. Bugün sabah canım simit yemek istedi. Yanımda evden beyaz peynir götürdüm, sarı domates götürdüm, salatalık götürdüm. İnanın simidin yanında lifli bir besin tükettiğiniz, lifli bir şeyler tükettiğinizde ki bu domates ve salatalık olursun daha iyi oluyor. Tükettiğinizde kan şekerini yükseltme hızı biliyorsunuz liften dolayı azalıyor. Öyle olması sebebiyle de bugün öğlene kadar ki olan sürede kan şekerim çok sıkıntılı gitmedi. Galiba 160'a kadar çıktı diyebilirim size ama onun yukarısını görmedik. Bu 4'te 3 simidin yanında işte güzel bir bitki çayı. Onun yanında dediğim gibi domates ve salatalık gibi bir birleşmeyi de yaptıktan sonra şahane bir öğün oldu. Öğle yemeğini galiba saat 1.30 civarı yaptım. Şirkette mantı vardı, mantı tükettim. Dediğim gibi hareketli bir gün mantı gibi besinleri öğle yemeğinde tüketmek aslında nispeten daha iyi oluyor. Mantı bir kepçe, çok garip bir ismi vardı ama tutmaç çorbası mı tam hatırlamıyorum açıkçası. Böyle bir çorba içtim, tadı fena değildi. Bir de dediğim gibi mantı yedim. Akşama kadar yine dediğim gibi kan şekerim çok düzgün gitti. Saat şöyle bir galiba 4.30 gibi midem kazınmaya başladı. Rica ettim. Bana kepekli tost yaptılar hemen beyaz peynirli. 1-2 ünite insülin yaptım. Çünkü şuna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ara öğün zamanında ara öğünden fazla bir karbonhidrat alacaksak eğer fazlasına insülin yapmak en doğrusu. Örnek veriyorum benim akşam ara öğünlerim 15 gram karbonhidrat genelde ve 15'in üstünü tüketiyorsam 15 gram için insülin yapıyorum. 30 gram karbonhidrat için bir insülin yapmıyorum. Bu da günün bilgisi olsun. Onu da hani böyle bir altını çize çize söyleyelim, tekrar edelim. Ara öğünde eğer almanız gereken karbonhidrattan fazla bir karbonhidrat alıyorsanız onu için insülin yapmak faydamıza, yoksa gereksiz yere ekstra insülin yapmış oluyoruz ve gereksiz yere hipoglisemi ile karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu akşam yemeğinde ne yedim derseniz, bu akşam annemlerdeydim. Eşref evde yok. Eşref arkadaşlarından birinin evine yemeğe davetli. Bu akşam ne yedik bu arada? Unuttum. Ha, makarna yedik. Ben peynirli bir makarnayı hiç severim. Uzun zamandır da canım istiyordu ama maalesef biraz acı olmuş. Bu senenin salçası annemin dediğine göre biraz acıymış. Bu sebeple biraz acımtıraktı. Yanına biraz bir iki tane turşu yedim. Biraz şey kavurması neydi? Yeşil fasulye kavurması yedim. Hani lifi de vardı, karbonhidratı da vardı. Şeyden, peynirden de proteinimi aldım. Bu benim için gerçekten de güzel bir öğün oldu. Peki bu akşam ne olacak? Bu akşam aklımda nar var. Bu akşamki ara öğünüm narla geçecek. Annem ev yapımı yoğurdumu bana verdi. Annemler bu arada yazlığa gitmişti. Yazlıktan gelirken yoğurt mayalamış. Oranın sütü apayrı oluyor bu arada. Bir kasede yanına yoğurt koyacağım. Narın şahane bir ara öğün olacak. Yani demem odur ki hani bu aralar nispeten iyi gitse de bu süreç, tip 1 diyabeti yönetme süreci bir o kadar da kötü gidiyor. Bu sebeple açıkçası biraz daha dikkatli olacağım. Bugün size bu videoyla da hem söz vermiş olayım hem de sözümü artık gerçekten de kendim de inanmaya başlayayım sözümü tutacağıma dair. Ama dediğim gibi günün bilgisini sakın ama sakın unutmayın.
Eşref yokken video çekmenin ayrı bir keyfi de varmış. Bunu da böylece görmüş olduk. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlara, eşlere, dostlara, çoluklara, çocuklara, herkese selam olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.